Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan katmer tarifi paylaştım. Kat kat ayrılan bu katmer tarifinin arasında kuru soğan var. O kadar güzel oluyor ki lezzetine inanamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz katmerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Katmerimizin ilk olarak iç harcını hazırlıyoruz. İç harcının buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 6 adet gelişi güzel doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kavurmaya başlamadan önce içerisine 1 adet küp şekerini ekliyorum. Bu aşamada isterseniz 1 çay kaşığı toz şekeri de ekleyebilirsiniz. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyoruz. Kuru soğanların dirili biraz geçtikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tuzu koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı acı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Bütün baharatlar birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. İç harcının soğuması için kenara koyuyoruz. Hamurunu hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu yurma kasesinin içerisine koyuyorum. 2,5 su bardağı suyu ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrollü olacak şekilde ekleyin. Unun bir kısmını daha koyduktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Oldukça güzel, esnek bir hamur elde edinceye kadar elimle yoğuruyorum. Tabii ki hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Oldukça güzel bir hamur oluyor. İçerisinde maya ya da kabartma tozu yok. Un, su, tuz. Tabii ki bu hamuru çok güzel yoğurmamız gerekiyor. 4-5 dakika boyunca yoğurma kasesinde hamuru yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak 3-4 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra iki parçaya kesiyorum. Her iki parçayı da beze haline getiriyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İlk yapmış olduğum bezeyi altına üzerine biraz un serpiştirerek tezgahın üzerine alıyorum. Elimle çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla 40 cm çapına gelinceye kadar bezeyi açıyorum. Bu aşamada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamı oldukça güzel açması da gerçekten çok kolay oluyor. Hamurumuzu yeteri büyüklükte açtık. Arasını yağlamak için 150 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Açmış olduğum yufkanın üzerine birkaç kaşık sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum. Daha sonra fırça yardımıyla yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu karıştırmış olduğumuz yağ sayesinde katmerimiz kat kat olacak. Oldukça da lezzetli olacak. Yufkanın uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde ortaya doğru katlıyorum. Katladığım bölümleri ucu ucuna getiriyorum. Kenar kısımlarını elimle şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra bu kısmı da tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Fırça yardımıyla her tarafın yağ olmasını sağlıyorum. Daha sonra tekrar katlama işlemi yapıyorum. elimle şöyle bir çekiştirerek düzeltiyorum. Bu kısmı da tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Uç kısmından başlayarak 4 parmak aralıklarla hamuru katlıyorum. Artık yağ kullanmıyoruz. İçerisine kullanmış olduğumuz yağ bizim için yeterli. uç kısmını da güzelce sıkıştırarak kapatıyorum. Tepsinin üzerine biraz un koyuyorum. Katmerimizi tepsinin üzerine koyuyoruz. Diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Aralarını yağlayarak katlıyoruz. Onu da tepsinin üzerine koyuyoruz. Katladığım hamurların üzerine biraz un serpiştiriyorum. Üzerini kapatarak 1 saat boyunca buzluğumuzda dinlendireceğiz. Dikkat ederseniz buzdolabında demiyorum, buzdolabının üst kısmında dinlendiriyoruz. 1 saatin sonunda artık bezelerimize şekil verme zamanı. Oldukça güzel bir şekilde kıvamını almış, arasındaki yağ biraz donmuş. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra ilk yapmış olduğum katmeri alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Parmaklarımla biraz büyüttükten sonra katmeri pişireceğimiz tepsi ebatına gelinceye kadar merdane yardımıyla açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Dikdörtgen şeklinde açmış olduğum hamuru alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Hamurun kenar kısımlarını elimle çekiştirerek biraz uzatıyorum. İkinci hamurumuzu biraz daha küçük açacağız. Bunun üzerine koyacağız. Kenarlarını üzerine kapatacağız. İç harcımız buz gibi soğudu. Tepsinin içerisinde açmış olduğum hamurun içerisine iç harcını koyuyorum. Daha sonra kenarlarına çok gelmeyecek şekilde iç harcını parmaklarımla güzelce yayıyorum. Tepsinin içerisinde hazırlamış olduğumuz hamuru kenara alıyoruz. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Bunu biraz daha küçük yapacağız. Açmış olduğum hamuru ikiye katlıyorum. İç harcı tamamen kapanacak şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Parmaklarımla bastırarak hamuru yapıştırıyorum. Kenar kısmına bırakmış olduğumuz fazlalık bölümü bunun üzerine getirerek iyice kapatıyorum. Böyle hem şekli güzel olmuş oluyor hem de daha hoş gözüküyor. Alt taraftaki hamuru üst tarafa getirerek güzelce kapattım. Kalan yağın hepsini katmerin üzerine sürüyorum. Böyle şekilli bir kesme tartıyla hamuru güzelce keseceğim. Normal bıçakla da kesebilirsiniz, hiç fark etmez. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Hazırladığımız katmeri sıcak fırına koyacağız. Dikdörtgen olacak şekilde kenarını bırakarak hamuru güzelce kesiyorum. Katmerimizi sıcak fırına götürüyoruz. 170 derecelik fırınımızda 45 dakika boyunca katmerimizi pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel oldu. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Kestiğim bölümlerinden tekrar bıçak yardımıyla kesiyorum. Sizlere tadına doyamayacağınız bu katmerin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Soğanlı iç harcıyla gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Üstelik kat kat ayrılıyor, çıtır çıtır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka güzel tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.